moleküler flageli, evrimsel geçmişe uzanma ve evrimsel örüntüleri çıkarsama konu başlıklı sunumunu yapmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Yardımcı Doçent Ertan Mahir Korkmaz'ı kürsüye davet ediyoruz. Herkese merhabalar. Böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiği için ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu'ndan huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Böylesi bir dönemde, böylesi bir organizasyona hem ev sahipliği yapmak hem de evrimsel biyoloji perspektifine ülkemizde ışık tutucu olarak, tutan olarak yön göstericisi olması yönüyle de ve ev sahipliği yönünde de ODTÜ'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün moleküler filogeni evrimsel tarihte iz sürmek biraz isim değişikliği de oldu. Ve evrimsel örüntüleri çıkartmak konulu. Aslında sabahtan itibaren konuşulan konularda sonra da bir hocamın da moleküler filogeni de bir metodolojisi olduğundan söz etmişti bir soruya cevap olarak. Biraz onun metodolojisinden söz edeceğim. Biz yani bu çıkarsamaları tarihsel geçmişimizde, canlının tarihsel geçmişinde nasıl bir süreçler gerçekleşti ve biz günümüzden oraya nasıl ulaşabiliyoruz? Bir matematiksel bir bir algoritmaya ihtiyacımız var. Bir yaşam ağacı oluşuyorsa bu yaşam ağacını nasıl oluşturuyor ve nasıl yorumluyoruz? Evrimsel mekanizmaları nasıl yorumluyoruz? Biraz onlar üzerine değinmeye çalışacağım. Konuşmanın çerçevesi tabii ki en başı sistematik ve onun içerisinde yer alan taksonomiden biraz söz etmek gerekecek. Evrim ve taksonomi arasındaki ilişki, bu anlamda bu sistematik ekollerin gelişimi ve bunlardan şu an çok belli başlı olan fenetik ve filogenetik ekolden kısaca söz ettikten sonra asıl çalışma konumuz, buradaki sunacağım konu moleküler filogeni ve bunun bir iş akış diyagramı var o diyagramda ve bunun içerisinde zamansal bir kavram, bir statü kazandırmak için moleküler saat uygulaması ve en sonunda birkaç tane moleküler filogen analizleri sonucunda elde ettiğimiz veri setlerinden, yani bilim insanlarının bu anlamda yaptığı veri setlerinden ne tarz çıkarsamalar yapmışlar, birkaç güncel örnek vermeye çalışacağım. Evet, aslında taksonomiye neden ihtiyaç duyuyoruz? Aslında sistematik ve onun paralelinde içerisinde yer alan taksonomi bilimi bizim yaşam tarihimizde aslında paralel. Çünkü hepimiz her gün çalışma alanımızda, evimizde, yaşam ortamımızda diyelim, daha rahat erişebilmek, daha kolay bulabilmek, daha kolay sorgulayabilmek, daha az enerji harcamak için bir şeyleri sistematize etme ihtiyacı duyarız. Mesela buradaki örnekte olduğu gibi metalleri, örneğin mutfağınızda metalleri bir arada, işte cam olanları bir arada, onları da yine kullanım amaçlarına göre kendi içerisinde ayırabiliyorsunuz. Bu şekilde taksonomi ya da sistematik bilimin aslında bizim yaşam tarihimizde de birebir ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Evet, günümüz ve geçmişte var olan, bunu biyolojiye uyguladığımız zaman günümüz ve geçmişte var olan yaşam formlarının tanımlanması, adlandırılması ve sınıflandırılmasıyla uğraşan alan taksonomi. Taksonomi içine alarak bundan sorumlu süreçleri irdeleyen biyoloji sahasını ise sistematik olarak adlandırıyoruz. Evet, taksis ve nomos, yasa, düzenleme sözcüklerinden türetilmiş bir terim. Taksonomi aslında takson olarak bilinen taksonomik birimleri kullanmakta. Takson, doğada var olan takson, doğal takson aslında. Biz sorgulasak da sorgulamasak da, herhangi üzerinde tartışsak da tartışmasak da doğada var, kendiliğinden var olan, bir şekilde türeyen ve sonra bir kendine özgü bir evrimsel tarih yaşayan ve sonra ya yok olan ya da başka bir taksona dönüşen
doğal taksonlarımız var ve biz bunlara tür adını veriyoruz. Tür nedir o zaman? Evrimsel sürecin dönüştürdüğü, üzerinde işlediği biricik öğe. Evet, şimdi tabii ki taksonu tanımladığımız zaman bir de baktığımızda doğaya, dünya üzerinde baktığımız zaman muazzam bir çeşitlik görebiliyoruz bir dinamik içerisinde. Bu çeşitlik aslında hepimizin bildiği gibi evrimin sonucu. Evrim ne? Nasıl en basit olarak, en anlaşılabilir şekilde nasıl tanımlayabiliriz? İki tane aslında ana örüntüsü var, iki paterni var. Birisi iddiası, türler ortak atadan köken alır. İkinci iddiasında ise türler zaman içerisinde değişirler. Bu değişim nasıl olur? Evrimsel mekanizmalarla olur. Bunların ham maddesini az önce konuşulan mutasyon. Mutasyon bunun ham maddesini sağlıyor ve daha sonra diğer seçilim, doğal seçilim, genetik sürüklenme, diğer mekanizmalar işin içerisine giriyor. Ve buna bağlı olarak da zaman içerisinde değişiyorlar. Bu değişim sonucunda, eğer doğal taksondan bahsediyorsak, bu değişim sonucunda ya yok oluyor ya da bir başka taksona dönüşüyor. Bu da aslında evrimin dallanma teorisine de ne yapmış oluyor? Bir noktada işaret etmiş oluyor. Peki biz bu örüntülerden nasıl çıkarsamalar yapabiliriz? O zaman biz bir organizmanın evrimsel tarihini, yani filogenisini geriye dönük olarak takip edebilirsek nereye ulaşabiliriz? Orta katıya ulaşabiliriz. Türlerin farklılaşmasında hangi evrimsel örüntü ya da örüntülerin sorumlu olabileceğini de yine biz buradan tahmin edebiliriz. Bu örüntü, evet, ancak matematiksel bir yapıyla anlaşılabilir. Bu da yaşamın evrimsel ağacı olarak isimlendirilmekte ve son 60 yılında en önemli keşiflerinden birisi olarak yerini tutmakta. Evet, bizim tabii ki bu süreçleri tanımlayabilmede bir sistematik, hani bu aşamaya geçmek için bir basamaklara ihtiyacımız var. Öncelikli olarak çalışacağımız taksonları seçmemiz gerekiyor. Bu da sizin çalışma amacınıza uygun gruplara yönelmeniz gerekiyor. Daha sonra akrabalık için kanı sağlayacak özellikleri seçmeliyiz ki bunlar karakter. Hepimizin farklı farklı karakterleri var. Yani farklı karakterlerimiz var ve bu daha doğrusu karakterimiz var. Herhangi bir şey üzerine diyebiliriz. Ve bunlar bir de tüm bireylerde farklı durumları olabiliyor. Yani bazıları paylaşıyor, bazıları paylaşmıyor. Farklılıklar sergiliyor. DNA düzeyinde baktığımızda onda işte polimorfizm, varyasyon sergilememiz olarak en kolay şekilde anlayabiliriz. Daha sonra taksonlar arasındaki akrabalığı yeniden kurmak için özellikleri analiz etmemiz gerekiyor. Moleküler filogeninin aslında bugün en çok değineceğim kısmı burası. Ağaç inşası ve evrimsel süreçler hakkında çeşitli hipotezlerin test edilmesi, formal bir sınıflandırma sistemine çevrilerek sistematiğin en önemli özelliğinden birisi de budur. Diğer disiplinler tarafından bilgi alışverişinin sağlanması. Evet, taksonlar arasındaki akrabalığı yeniden kurmak için özelliklerin analiz edilmesi. Bu amaçla süreç içerisinde farklı algoritmalara sahip sistematik ekoller geliştirilmiş. Bunlardan birisi fenetik, diğeri filogenetik. İki tane ana ekol arasındaki en temel fark aslında her ikisi de evrimsel arka plana sahip. Ancak fenetik sınıflandırmada evrimi biraz daha ihmal edebilme durumu söz konusu. Filogenetik sınıflandırma ise tam tersine saf evrimsel örüntülere odaklanarak o metodolojiyle hareket ediyor. Birazdan açacağım, evet. Fenetik ekol, bu ekol aslında şöyle bir iddiası var. Diyor ki, çok sayıda karaktere bakıyor. Yani sizin karşılaştırdığınız örneğin popülasyonlar ya da türler düşünün. Ya da türüstü grupları düşünün. Sizin karşılaştıracağınız bireyler üzerine çok sayıda karaktere ve karakterin durumlarına bakıyor ve kodlama yapıyor. Diyor ki, iddia olarak da şunu iddia ediyor. Ne kadar benzerse diyor, o kadar yakın akrabadır diyor. Ve ne kadar farklıysa o kadar da uzaktır diyor bunlar birbirlerinden. Temel şeyi, konsepti bunun üzerine kurulu. Yani organizmanın filogenisi ya da evrimsel akrabalığını göz önünde bulundurmaksızın genellikle morfoloji ya da diğer gözlenebilir özelliklere dayalı olarak hareket ediyor ama son dönemlerde moleküler veri setlerinde yine fenetik ekolünde kullanabiliyoruz ve taksonlar arasındaki toplam benzerlik ya da farklılık derecesine esas alıyor. Peki burada aklınıza hemen şu soru geliyor. Tüm benzerlikler türün bir grubu dışında ikisi çok benzerse, yani siz karşılaştırdığınız zaman örneğin 5 tane farklı taksonunuz var, 3 tanesi sizin bu fenetik yaklaşımla
kategorize ettiğinizde çok benzer çıktı. Bu çok benzerlik her zaman onların yakın akraba olduğuna işaret edebilir mi? Bazen etmeyebilir. Evet, bunların aynı orijinden gelen ya da daha yakın akraba olduğu hipotezine uygun mu? Bazı durumlarda çoğu zaman özellikle de taksonomik kategoriyi düşündüğümüzde popülasyonun üstüne, tür ve üzerine doğru çıktığımız zaman bunlar yanıltıcı olabilir. Her benzerliğin gerçek bir benzerlik olmadığını hatırımızda tutmalı. Ortak hata ve evrimsel tarihi paylaşıp paylaşmadıklarını da işin içerisine dahil etmeliyiz. Burada da aslında bir homoloji ve analoji ya da homoplazi dediğimiz ortak hataya ortak hataya işaret eden bir karakterse, ortak hatasına işaret ediyorsa, ortak hatası hakkında bilgi verici bir karakterse homoloji, eğer değilse ama yine de benzerlik sergiliyorsa ortak hatasında bulunmayan farklı ortak hatalardan ama o pozisyon açısından aynı ortak hatadanmış gibi aynı benzerliği sergiliyorsa o zaman da homoplazi dediğimiz terim işin içerisine giriyor. Ve böyle durumlarda da biz ne yapabiliyoruz? Özellikle taksonomik statüyü düşündüğümüzde tür üstü, tür ve üstündeki taksonomik sınıf gruplandırmalarda, kategorizasyonlarda hata yapma ihtimallerimiz artıyor. Evet, işte işin içerisinde homolojiyi ve homoplaziyi, bu anlattığım anlamda farklılıklarını işin içerisine dahil ederek geliştirilen ekol ise filogenetik ekoldür. Özü evrilmiş, türemiş ya da apomorfik de denilebilir. Sinapomorfik, kendi özgü ise otoapomorfik. Karakterler kullanarak ortak ata ilişkisini yeniden düzenlemek ve taksonları ortak ata temelinde gruplamaktır. Filogenetiğin ekolü, ekolün asıl şeyi budur. Ancak şöyle itirazlar vardı, böyle olduğu zaman çok sayıda tür açığa çıkacak gibi, yani sayı artacak. Yani bilimin böyle bir şey kaygısı olmaz zaten. Yani onun amacı sayı artacak, azalmayacak ya da başka bir bilim dediğimizde başka kaygılar işin içerisine katmıyor. Artacaksa da artsın. İki tane temel saptaması var burada. Bu prensipler temelinde oluşturan bütün taksonlar monofiletiktir. Dolayısıyla doğaldır. Yanlış basıyorum. Evet, yani monofiletik derken aynı ortak atayı paylaşan taksonlar. Şu ikisi monofiletik, şu ikisi kendi içerisinde monofiletik. Bu ikisinin atası şuradaysa ve bunların atası buradaysa, bunların ataları da kendi içerisinde baktığımızda monofiletik. Çünkü en son ortak ata temelinde gruplanıyorlar. Evet. O zaman monofiletik taksonlara biz aynı zamanda doğal takson da diyebiliriz. Doğal taksonların oluşmasına ya da sınırların belirlenmesine temel alınacak tek kriter en yakın ortak ata ve türev taksonları belirlemeye yarayan evrilmiş karakterlerdir. Şimdi bunun kendi sistematize, yani kendi içerisinde değerlendirdiğimizde türemiş, apomorfik karakter demiştim. İki tane apomorfik karakter durumundan söz edebiliriz. Birisi otoapomorfik, sadece türe ya da çalıştığımızla ilgili taksona özgü karakter. Örneğin şurada olduğu gibi. Aynı şeyi de burada DNA dizisinde görürsünüz. Sadece diğer üçüne bak, dördüne baktığınızda farklı bir baz varken sizin burada evet köpekteki ise sadece kendisine özgü. Köpek ve filin atasında bulunan ve bunlarda da bulunan karakter ise sinapomorfik karakter. Sinapomorfik karakter ne yapıyor? Ortak ataya hakkında bilgi verici karakter oluyor. Aslında bizim için önemli olan, asıl çalışmamızda kullandığımız karakter. Bir dönemde sinapomorfik olan bir karakter, bir alt gruba, daha da ağacın aşağısına doğru ilerlediğimizde plezyomorfik dediğimiz bir sonraki karakter durumuna geçiyor. Bu da şu anlama geliyor. Bu en son ortak atası hakkında bilgi verici olmuyor artık. Ona işaret ediyor. Evet, ağaç terminolojisine tekrar bir baktığımızda taksonlarımız, yani biz bir matematiksel bir yapı oluşturuyoruz dedik, bir ağaç çiziyoruz. Evet, bir kökenimiz var şurada. Bir dış grup prensibimiz var. Çok fazla girmeyeceğim. Yani çok da kafa karışıklığına gitmek istemiyorum. Bir dış grubumuz var. Aslında bir şekilde daha güvenilir ve güvenilir bir filogeni oluşturmak için. Evet, şuradan itibaren köklerimize baktığımızda bir ara notlarımız da var. En son ilgili taksonların ortak atasını işaret eden ve ayrılma zamanlarına. Şunlara dal, şu kısımların dal ucu, şunlar da terminaller, dal uçları. Ve buralara da taksonları yerleştiriyoruz, kırmızıyla gösterilen.
İşin içerisine zamansal bir şey ve DNA verisini dahil ettiğinizde de aslında diğer şekilde de yorumlayabilirsiniz. Dal uzunluğumuz var. Bu da ne kadar birbirlerinden farklılaştıklarına da işaret eden bir gösterim şekli. Evet, şimdi buraya kadar biraz konseptlerden çok özet olarak bahsettikten sonra şimdi moleküler filogeniye geçiyoruz. Moleküler filogeni, filogeninden tek farkı genler ve tür arasındaki evrimsel ilişkiyi saplamak, çalışmak. Aslında yani filogenetik sistematik daha eski. Moleküler filogeni, moleküler biyolojideki gelişmeler sonrasında açığa çıkan bir alan ama çok hızlı gelişti. Gerçekten ihtiyaç duyulan bir alan olarak ifade edebiliriz. Türlerin akrabalık ilişkilerini popülasyon düzeyinde de düşünebiliriz. Popülasyonların yapılanmaları, genetik yapılanmaları, popülasyonlar arasındaki etkileşimler, tarihsel geçmişleri ya da herhangi bir coğrafik bölgenin tarihsel geçmişi, koruma biyolojisi, koruma genetiği sonrası, bunların hepsi için moleküler filogenin birincil öneme sahip hani kullanım açısından. Bu anlamda moleküler, yani DNA ve protein dizilerini, amino asitleri alıp biz ne yapabiliyoruz? Bu alana aktarabiliyoruz ve bu alanda kullanıyoruz belirli prensipler altında. Taksonların filogenlerini ve evrimsel süreçlerini saptayabilmek amacıyla DNA ya da amino asit dizi verilerinin homolog kısımlarını farklı algoritmalar altında karşılaştırmalı analiz etmek. Bu alandaki ilerlemenin bir diğer avantajı ise hızlı ilerlemenin bioinformatiğin gelişmesi, bir de veri tabanlarının bu anlamda çok zengin olması. Artık halka açık veri tabanları çok rahat bir şekilde siz homoloji testleri yapıp homolog kısımlarını alıp karşılaştırmalı olarak analiz edebiliyorsunuz. Evet, bir DNA dizilimi, sonra işte diğer aşamalara geçerek. Diziler arasındaki farklılıkların derecesi ve örüntüsü zaman içerisinde moleküler evrimin sonucu olarak genetik farklılaşmaya işaret edecek bize. Asıl amacı bu. Bir amacımız var. Takson grubu çalışıyoruz. Gen ailesi de çalışabilirsiniz. Ben daha sol tarafla ilgiliyim alanım dahilinde. Oradan söz edeceğim. Örnekten materyali oluşturacaksınız. Moleküler belirteç ya da belirteçleri seçeceksiniz. Dizileme, hizalama ve karakterizasyon aşamanız var. Evrimsel bir model seçip, filogenetik analizlerinizi yapıp bir ağaç inşası ve sonra da topoloji testi dediğimiz ağaca nasıl okumanız gerektiğine bakacaksınız. Örneklem materyali bu başlı başına bir sorunsal bir durum. Yani siz örneğin popülasyon çalışıyorsunuz. Bu insan olabilir, diğer türlerden de olabilir. Örneğin diğer türlerden düşünelim. Bir Anadolu'nun tüm ilgili tür açısından Anadolu hakkında bir yorum yapacaksınız. Türün evrimsel tarihi hakkında. Ama siz gidip sadece Doğu Anadolu'da ya da Güneydoğu Anadolu'da bir bölgeyi toplayıp onun üzerinden, hani bu istatistiğin de doğasına aittir, onun üzerinden başka bir yere yönelirseniz, tüm genele yönelirseniz hata yapmış olacaksınız. O yüzden en önemli şeyi, kısmı, örneklem materyalinizi doğru seçmeniz gerekiyor. Yani bir familya çalışıyorsanız onun içerisine dahil ettiğiniz türlerin temsili düzeyinde olması gerekir. Siz 50 türün bulunduğu bir familya çalışıp içerisinden 6 ya da 7 tür çalışıp sonra da evrimsel tarihinizden söz ederseniz kısmen hata yapmış olursunuz. İşte burada da mesela bir örnek olarak örneklem eksikliği yaptınız ve sizin 2 ve 3 burada ise 3. yani bunlar birer takson olsa 4 ile burada ise 2 ile gruplanmış gibi bir örneklem eksikliğinden kaynaklı doğrudan filogenetik analiz sonuçlarınızı etkileyecek durumlar açığa çıkabilir. Bir diğer durum ise moleküler belirteç ya da belirteçlerin seçimi. Şimdi biz DNA'daki çalıştığımız hani hem mitokondriyal genom olsun hem çekirdek genomu seçtiğimiz genlerin bize evrimsel tarihimiz hakkında bilgi verecekse yani şöyle bir şeye ihtiyacımız var. Bunun değişken ya da korunmuş bir gen bölgesi olup olmadığına ihtiyacımız var. Örneğin mitokond DNA'da sitokrom oksidaz 1 geni çalışıyorsunuz. Oksijen yani fonksiyonel olarak baktığınızda oksijen akseptörü olarak görev yapıyor. O zaman oldukça korunmuş yani birçok neredeyse tüm oksijenli solunum yapan canlılar tarafından bulunan bir gense o zaman biz o kadar geriye gidip ne yapabiliriz? Aynı fonksiyonu gerçekleştirdiğine göre DNA'daki değişime çok fazla, hani kendisi açısından değişime çok fazla izin vermeyecek
bir durum. Bu da bizim çok daha geniş bir yelpazeyi değerlendirmemize yol açabilecek. Ya da RNA genleri de aynı şekilde düşünebiliriz. Tam tersine biz tür içi popülasyonlar arasındaki farklılaşmaları, yakın zaman değişimlerini gözlemlemek istiyorsak da daha kodlama yapmayan gen bölgeleri, nötral evrimin yani daha doğrusu seçilimin baskısına uğramamış olan bölgeleri seçerek onlar üzerinde çalışmalarımızı yürütebiliriz. Bu amaçla tür üstü mü yoksa tür içi mi? Eğer siz maviyle gösterdiğiniz türsün tek kopyalı kodlama yapan genler çalışabilirsiniz. Yüksek derecede senkronize dediğimiz 16 RNA'ların bulunduğu genler de olabilir. Buraya giriyor. Bu genleri yine korunmuş genler olarak düşünebileceğiniz fonksiyonel olan genleri çalışabilirsiniz. Tür içi ise tek kodlama yapmayan gen olarak ifade ederken yanlış anlaşılmasın. Yani kodlama yapmayan DNA bölgeleri anlamında kastettim. Ya da değişken, oldukça değişken bölgeleri kullanabilirsiniz. Her iki genomdan da yararlanabilirsiniz. Önceleri çoğunlukla mitokondriyal genomdan yararlanılıyordu. Hala da çok yararlanıyor. Çünkü işte haploid özelliği olması, dizileme kolaylığı gibi avantajlar var. Ama son dönemlerdeki teknolojik ilerlemeler çekirdek DNA'ya da yönelimleri gerçekleştirdi. Bir de örneğin az önceki Staphylococcus aureus çok sık kullanıyor. DNA barkodlama yapılıyor bununla. Yani tüm taksonomik doğada var olan tüm türleri bir şekilde DNA tabanlı kategorize etmek istiyorlar. Barkodlama 2003'ten itibaren geliştirilen bir şey. Son dönemlerde farklı markerları da dahil etmeye çalıştılar ama oldukça fazla kullanılıyor. NCBI'dan, GenMark'tan, Veritabanı'ndan hepimiz rahatlıkla ulaşabiliriz herhangi bir taksonun için. Eğer kayıtlıysa her günde çok sayıda veri aktarılıyor. Bu geninde mesela heterojen bir yapısı var. Fonksiyondan dolayı bazı bölgeleri, bu transmembran bir protein, bazı bölgeleri çok korunmuş. Bu bunun çok daha geriye gidebilmemize avantaj sağlayan bölgeler. Bazıları ise daha değişken bölgeler, yani amnesi değişimine yol açan, nükleotitlerde değişikliklerin olduğu bölgeler. Bu bölgeleri içermesi yine aynı şekilde çekirdek DNA'da RDNA genlerinde var. Arada da internal transcriber spacer'lar var. Bunlar değişken bölgeler. Onun dışında da korunmuş olan RDNA alt üniteleri var. Bunlar da her ikisi birlikte yine amacınıza yönelik olarak tercih edilebilir. Ne yapıyoruz? Dizileme, izolama, karakterizasyon, doku örneklerimizi topladıktan sonra izolasyon, DNA izolasyonunu elde ediyoruz. Primerler, yani o homoloji gösteren istediğiniz bölgeyi korunmuş olan ve istediğiniz bölgenin her iki ucundan gidip bağlanıp çoğaltabilecek, in vitro olarak amplifikasyonunu yapabileceğiniz bölgeler kendiniz de tasarlayabilirsiniz. Rahatlıkla da bulabilirsiniz bazı organizmalar için. Sonra polimeraz zincir reaksiyonu gerçekleştiriyorsunuz. Ya da bunu diğer farklı organizmalar için mRNA düzeyinden de gelebilirsiniz. Sonra PCR sonrasında dizileme yapıyorsunuz. İşte dizilemede son dönemlerde hızlı bir şekilde gelişme var. Çok farklı programlar kullanıyorsunuz. Sizin dizilerinizi elde ettikten sonra dizilerinizi arda arda alt alta yerleştirdiğiniz zaman size önce bir program otomatik olarak hizalamasını yapıyor. Siz daha sonra manuel gözle de kontrol etmeniz gerekiyor. Gerçekten işte şuradaki ilgili değişim, örneğin şuradaki ne bakıyorsunuz, gerçekten bir değişim mi yoksa programın kendisinin attığı bir hata mı şeklinde. Bu kontrollerinizi yaptıktan sonra dizileminizi bitiriyorsunuz. Artık konsensus dizilerinizi elde ettiniz. Daha sonra eğer kodlama yapan bir gense amino asit listine de dönüştürebiliyorsunuz buradaki gibi. Ondan da yararlanabilirsiniz çalışmanızın amacına uygun olarak. Ve karakterizasyona da, yani örneğin mitokondri genomu çalışıyorsunuz. İşte herhangi bir genin başlangıç kodonunda değişiklik var mı yok mu, işte rangement dediğimiz yer değişimler var mı tRNA'larda falan, böyle şeylere bakabilirsiniz. Aderin timin içeriği, guanin sitozin içeriği gibi içeriklere bakabilirsiniz. Bunların hepsini karakterizasyon anlamında kullanabilirsiniz. Kodon kullanım eğilimleri var, onları kullanabilirsiniz. Daha sonra veri setinizi hazırladıktan sonra farklı uzantılı dosyalar var, programlara özgü. FASTA çok sık bir şekilde karşılaşacağımız bir dosya uzantısı. Tam ifade edemiyorum ama bir uzantısı FASTA olanlar var, FASTA uzantılı. Bir diğer isim Next dosyası, PALP dediğimiz filogenetik analizler için kullanılan bir dosya şekli. Yine FALIP var ve diğer alternatifler var. Evet, bu dosyaları da aktarıp faillerde kaydettikten sonra siz artık bir evrimsel model seçmeniz gerekiyor. Bu şu demek,
DNA'daki tüm genomda çalıştığımız bölgenin tüm homojen bir yapı sergilemiyor. Yani bazıları zaman içerisindeki değişim hızıyla diğer genlerin, diğer bölgelerin değişim hızı hepimizin bildiği üzere aynı değil. O zaman bunu etkileyen de birçok faktör var. Burada 3 tane ana kategori ayırdık. Ona bağlı olarak da sizin her bir çalıştığınız marker'a ya da marker'lara özgü bir onların her biri kendi, yani hepimizin nasıl bir evrimsel tarihi varsa onların da her birinin kendine özgü bir evrimsel tarihi olduğunu düşünerek bir model belirlememiz gerekiyor. Bunu bas frekanslı, bir de çalışacağımız taksonlardaki değişimi tabii işin içine dahil ederek bas frekans parametreleri, tüm fragman ve ağaç üzerindeki frekansları her birinin aynı olması. Yani normalde matematiksel olarak baktığımızda %25, 4 tane %25 ama bundan sapma varsa işte onun işin içerisine katarak dahil ediyor. Baz yeri değiştirme parametreleri, işte değişimler varsa hangi bazlar arasında ve hangilerinde daha sık, hangilerinde daha az, ona göre bir, onu da işin içerisine dahil eden. Ya da oran heterojenite parametri, her pozisyonun oranını gamma dağılımına rastgele bir çizim olarak tarif edip ona bağlı olarak bize bir değer veriyor ve bu değere bağlı olarak da biz o değeri de şey içerisine, modelin içerisine dahil ediyoruz. Şurada gördüğünüz gibi işte özellikle matematikçilerin çok üzerinde çalışıp çok fazla modeller geliştirmişler. Bu parametrelerin her birini dahil ederek ya da farklı sapmaları işin içerisine koyarak burada da ilgili program sizin kullanılan model test programıyla analizinizi yapıyorsunuz. Daha sonra filogenetik analizler 4 farklı kategoride gerçekleştirilebiliyor. Genetik uzaklık tabanlı filogenetik çıkarsama, parsimoni tabanlı, maksimum olasılığa dayalı ve Bayesian yaklaşımı kullanılarak. Genetik uzaklık tabanlı filogenetik çıkarsamada şurada 4 tane taksonumuz ve DNA dizileri var. Ve bunların birbirlerinden farklılıklarına göre, baz düzeyindeki farklılıklarına göre ikişerli pairwise karşılaştırmaları yapılıyor. Ve her bir çifte farklılaşma derecesine göre bir evrimsel uzaklık atfediliyor. İşte şuradaki değerler. Ve sonuçta bir uzaklık matrisinde listeleniyor ve bu uzaklığa göre de bir ağ çizimi gerçekleştiriyor. Eğer siz buna bir de dış grup eklerseniz, başka bir dışarıdan çok daha uzak bir akraba grubu eklediğinizde de bunlara bir polarizasyon vermiş oluyorsunuz, bir hizalama yapıyorsunuz tarihsel anlamda. Ona göre de sizin ağacınız açığa çıkıyor. İşte bu fenetik ekol aslında burada yapılan. Tüm karakterlere eşit ağırlıyor. Bütün karakterlere aynı önem veriyor. Yani sinapomorfik de olsa, plezyomorfik de olsa, otopomorfik de olsa fark etmiyor. Bu işte en ciddi sıkıntısı. Atasallığa işaret eden bilgilerde o zaman kayıplar yaşanabiliyor. Uzak akraba türleri uygulamada da problem çıkıyor bu anlamda. Yine burada da örneğin sıfır hangisi? Geyik ve sığır arasında işte sığırınki 0.015'lik, geyik 0.058'lik, toplamı işte 0.073'lük kümeleme analizi yaptığı bir analiz sonucunda buna bağlı olarak da bir ağaç diyagramı çiziyor. Bir diğeri ise parsimoni tabanlı filogenetik çıkarsama. Az önce bir sunum yapan arkadaşımın işte enerji korunumuyla ilgili sözlerinde aslında parsimoni bu anlamda iyi bir örnek olabilir. Parsimoni tutumluluk demektir. Doğanın tutumlu olduğunu iddia eder bu anlamda. Ve filogenetik inşalarda tüm karakter tabanlı yöntemlerin aslında en can alıcı noktası mutasyonların çok nadir karşılaşılan olgular olduğunu iddia eder. Bir model olası olmayan olguları ne kadar fazla barındırırsa bu modelin doğru olmasında o kadar azaldığını, az olduğunu söyler. Örneğin, ben çok daha anlaşılır olsun diye söylüyorum. Şurada 3 farklı salyangoz, mürekkep balığı ve ahtapot. Birçok baktığımız zaman birçok benzerliği saptıyoruz. Şimdi 2 tane açıklamanız var. 1. Olası açıklamalardan birisi, evet, bağımsız açığa çıkmış olması. Yani her birindeki benzerliklerin kendiliğinden, yani birbirlerinden bağımsız olarak açığa çıkmış olması. 2. Hayır, bu kadar farklı karakter açığa çıkmasına gerek yok. Doğa tutumlu olduğuna göre, biz hariç insan türü. Diğeri, ortak atadan köken alması. Basit olan açıklama hangisi? Buna hep birlikte karar verebiliriz. Hepimizin aslında bir cevabı bu anlamda da vardır. Parsimoni tabanlı, maksimum parsimoni algoritması. Bu aslında çok farklı değil. Sadece moleküler filogeninde kullanılan kısmı. Bir dizi setinden en parsimonik ağacı çıkarmak için genetik olguların minimum sayısını arıyorsunuz. Şimdi filogenetik analiz yaptığınız zaman programda analizi gerçekleştirdiğinizde bu veri setinizden çok fazla sayıda ağaç elde edebildiğiniz durumlar oluyor. Zaten tek ağaç elde etseniz o işini çok kolay ama genelde böyle bir şey olmuyor. Olası tüm ağaçları çiziyor. Sonra maksimum parsimonun işte en can alıcı noktası burası.
karakter değişimlerine bakıyor, sinapomorfik karakterlere bakıyor. Ve bu sinapomorfik karakterler açısından çok sayıda sinapomorfik karakter içeren, yani ortak atayı işaret eden karakter ve az sayıda da homoplazi, yani ortak atayı işaret etmeyen karakterleri barındıran ağaç en tutumlu ağaçtır diyor. Ve yarışan alternatif hipotezlerden bu ağacı bize seçiyor. Maksimum olasılığa dayalı filogenetik çıkarsama yapılabiliyor. Bu yaklaşım tümüyle isteksel tabanlı bir yöntem. Olasılıklar bir veri seti içerisinde her taksondaki nükleotit yer değiştirme örüntüsü için gerçekleştiriliyor. Bu maksimum olasılık çalışan taksonların evrimsel tarih hakkında önerilen modelin kabul edilme olasılığı kapsamında bir hipotezi değerlendiriyor. Siz bir hipotez, yani bir başlangıç ağacı öneriyorsunuz ve o ağacınızı üzerinden, siz tabii evrimsel modelinizi de dahil ediyorsunuz, onun üzerinden test etmeye başlıyor. Ve en sonunda da kendisi bir ağaç oluşturuyor aslında. Bizim sadece bir başlangıç ağacı, hani herhangi bir şekilde doğrudan yönlendirme yapmıyoruz. Bir başlangıç ağacı, kendisi çiziyor zaten başlangıç ağacında. Sonra bunun üzerinden bize olasılık değerleri veriyor, şurada. Örneğin diyor ki, şu taksonların bu şekilde bir arada bulunmaları, bu şekilde aynı ortak atadan türemiş olmaları %100 olasılığa sahiptir diyor. Bu sayı ne kadar 100'e yaklaşırsa o kadar güvenilir. Ortalama 65 ve üzeri daha güvenilir olarak kabul ediliyor. Bir diğeri ise Bayesian yaklaşımı kullanılarak filogenetik çıkarsama. Yine maksimum olasılık tabanlı hesaplama kullanıyor. Ancak burada öncül ve soncül, yani prior ve posterior şeylere giriyoruz. Biz bir priorlerimizi giriyoruz. Ona göre de kendisi ağaç topolojisi ve dal uzunlukları hakkında biz priorları, beklentilerimizi verdiğimiz zaman bir modelle birlikte başlıyor. Ve sonra veri setinde önerdiğimiz bu hipotezin posterior olasılıklarını bize Bayes formülü adı verilen bir formülle anlaşıldı. Bayes formülü kullanarak hesaplıyor. Örneğin bitmek üzere insan, goril ve şempanze arasındaki akrabalık ilişkisine baktığımız zaman bir de dış grup ekledik buraya. Şimdi burada modellerimiz şempanzeyi bir dışarıya atıp işte gorille insan daha yakın akraba diyebiliriz. Tam tersi ya da insanı dışarıya atıp bu ikisinin daha yakın akraba olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi biz ona bağlı olarak 3 tane olasılığı veriyoruz. Ve her birine eşit şeyde olasılıkta 3 modelimizi öneriyoruz. DNA'mızın değişim oranı, evrimsel modellerimizi de şey yaptıktan sonra. Simülasyonlar yapıyor ve en son olasılık üzerinden bize hangisinin, en basit anlamıyla anlatıyor burada, hangisinin en daha geçerli olduğunu ne yapıyor? İşaret ediyor. Evet, dizi arasındaki genetik farklılıkların miktarı ayrılmalarından itibaren geçen zamanın bir fonksiyonu olarak düşünürse moleküler değişim oranında farklılaşma zamanlarını tahmin etmek için çok tartışma olmasına rağmen kullanılabilir. Evet, burada aslında eksikliğim var. Şöyle söyleyeyim, moleküler saatin çok güncel ve kullanılmış olduğu bir örnek, insanlar ne zaman giyinmeye başladı? Böyle bir soru sorduğunuz zaman, bunu sormuşlar 2003 yılında. Şöyle bir şey düşünmüşler, bakmışlar, vücut biti, baş biti, bizde bulunan, bir de kasık biti. Şimdi vücut biti, sadece bu ikisi, vücut biti ve baş biti insanda bulunuyor. Vücut biti vücutta besleniyor ve giysilerde yaşıyor. Baş biti ise kafa derisinde besleniyor, ancak saçta yaşıyor. Şimdi eğer giysilerde yaşıyorsa bir kere vücut bitinin daha sonra açığa çıkmış olması ve giyinmeden sonrasına işaret edilmesi gerekir. Kasık bitini de baktıkları zaman hem uzak akraba hem de şempanzelerde de bulunuyor. Bize en yakın kuzenlerimiz grubunda bulunanlara da bulunuyor. Ve bizim ayrılma zamanımız üzerinden bir moleküler saat, çalıştıkları gen için bir moleküler saat, gen ve genler için belirlediklerinde, yani milyon yıl başına düşen, milyon yılda baz başına düşen mutasyon oranını hesaplıyorlar. Örneğin böceklerde sitokrom oksidaz 1 için kullanılan %2.69. Buna bağlı olarak da işte yaklaşık 172.000 artı eksi 42.000, 40.000 gibi bir değer buluyorlar. Bu da bizim Afrika'ya çıkışımızdan sonrasına denk gelen bir dönem diye söyleniyor. Evet, mesela bize ne gibi faydaları oldu? Oluyor, her gün olacak. Canlılar mesela önceden daha farklı sayıda iken, şimdi 3 aleme ayırmış durumdayız. RNA genlerini kullanarak, çünkü oldukça korunmuş üniteler. Örneğin grip aşısı, hani grip aşısı kullanıyoruz. Grip aşısını kullanırken aslında filogeni yapıyorlar en temelinde.
olası mutasyonları belirliyorlar. Hangi soyadının devam ettiğini, yani önceki tarihlerden itibaren günümüze kadar olanları bu yıla, ki bunlar bir de mutasyon oranı çok hızlı olduğu için bizdeki 500, 300, 400 binlik ya da 100 binlik bir yıl, bunlardaki 20 yıllık bir tarihe denk gelebiliyor bu anlamda. Öyle baktığınızda işte belirli soyadların devam edeceğini ve buna olası da bir aşı geliştiriliyor ve biz de gidip kullanıyoruz. Mesela bizim kendi çalışmamızda popülasyonlarda farklılaşma zamanlarının tahmin edilmesi, Anadolu popülasyonları, Trakya'da dahil, işte en son baktığınızda en atasal Erzurum'da bir grup oldu. İşte buradan doğudan batıya doğru bir geçişin, hatta Toros yolu dediğimiz bir yolun izlendiğini bulduk. Sonra biz bunu jeolojik zaman cepheline koyduğumuz zaman da buzul dönemlerinde çok ciddi anlamda çeşitlenmenin olduğunu, Pleistosen buzullarında, orta dönemde bu Glacia, Günz, Minder, Ries, Würm ve en son, asıl çeşitlenmenin de şu küçük notların Holosen dediğimiz son 10 bin yıllık hatta bir döneme denk geldiğini bulabiliyoruz. Yine insan türünün yayılışı Afrika'dan çıktı, nasıl bir yayılış sergiledi şeklinde hem mitokondri DNA'dan hem Y kromozomu üzerinden bununla ilgili bilgilere ulaşabiliyoruz. Yine mesela bazı popülasyonlarda boğazların, Anadolu için boğazların bir bariyer olup olmadığını, örneğin böcek popülasyonu, bu deniz bir bariyer miydi? Test ediyorsunuz farklı popülasyonları karşılaştırıp, yine moleküler filogenleri sonucunda siz bulgularınızı buluyorsunuz. Mesela biz burada bir bariyer olmadığını, gen akışının devam ettiğini belirleyebildik. Örneğin yine siz bu ağaçlar üzerinden veri setleri oluşturabiliyorsunuz. Örneğin diyorsunuz ki belirli bir tür için kökeni Anadolu'ydu diyebiliyorsunuz. Sonra bir buzul döneminde Anadolu'dan çıktı, tüm Avrupa'ya, Batı Palearktik. Sonra geri çekildi güneye diyorsunuz. Sonra tekrar çıktı. Yine Anadolu'dan ve Balkanlar bölgesi mesela. Sonra da diyorsunuz ki işte Würm buzul döneminde Anadolu kısmına geldi, tekrar çekildi ve buradan tekrar yayılış sergileyip günümüz popülasyonlarını oluşturdu. İşte hibrit popülasyonlar, farklılaşan popülasyonların nasıl oluştuğu ve yeni türlerin nasıl açığa çıkabildiğine dair de bulgular verebiliyorsunuz. Bunların hepsini çok sayıda artırabiliriz. Az önce sunum yapan Daş'la aynı şeyi, yazıyı tercih etmişiz. Evrim, buraya baktım ben biraz değiştirmişim. Evrimin ışığı olmaksızın biyolojide hiçbir şey anlam kazanamaz. Herkese teşekkürler. So basically the water droplets down there are kind of spherical, semi-spherical blobs that are not going to do anything because there's no reaction. You just have droplets in water droplets in oil. But now look what happened with the other ones. They're forming these beautiful shapes as they're transforming in time, right? So basically this is this the chemicals that were made by Bushley. I put a bit of blue dye in there just so you can see the color difference, right? But basically, while we're talking here, these are going to be transforming in shape. They're going to be breaking apart into smaller and smaller pieces. And when I showed you that questionnaire, which is life, and I said that one is the chemical experiment where you have these little blobs that come together and then shoot apart, that's this experiment, microscopically. So there's a lot happening here. You can see what's happening macroscopically with your eye, but if you use a microscope, there's a lot more interesting things that are happening on the very sort of micro scale with these systems.